Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün elastik tik, yani suni tik yapan bir firmaya geldik. Benim bildiğim elastik tik firması bu işin aslı. Bu işin aslını yapanından öğrenelim. Bakalım neler yapıyorlarmış. Biz bir video çekmiştik. Kediler yiyordu, parçalıyordu. Beyefendiden tanıştık. Merhabalar Cem ben. Merhabalar abi. Fatih Bey. Şimdi biz dedik ki böyle bir hani elastik tik olayı var. Hani bunu ilk ağızdan ve üreticisinden öğrenelim. Şimdi Fatih Bey şöyle söyleyeyim. Bizim bulunduğumuz limanda bir arkadaşımız, hatta yelkenlisi olan bir arkadaşımız, hani bundan demeyeyim de buna benzer bir üründen yaptırdı. Kedilerin fantezi küpeştesi oldu. Kediler böyle tırmalamaktan bunu yedi bitirdi, martılar dahil. Abi bizim malzemeyle o malzeme bir değil. Evet. Yani o malzeme EVA diye geçiyor. Sünger bazlı bir malzeme. Bizim tamam. Bizim öyle değil. Bizim evet. PVC bazlı bir malzeme. Evet. 130 PVC. İçinde ahşap tozu da var. Yani kendinden zımparalanabilir bir malzeme. Kediler bunu yollamaz. Martılar da yollamaz. Peki zımparalamayı gösterebilir misiniz? Hani? Tabii. Yani bu yüzeyi şekilde bu şekilde zımparalamıyor. Yüzeyindeki titikler zaten zamanla gidiyor. İyice evet. Ahşap desenini elde ediyoruz. Arkasını çevirdiğimizde zaten malzemenin kendisinde zımparaladığımız zaman evet. İçinde de özünde de zaten zımparaladığımız zaman aynı malzeme çıkabiliyor. Yani kediler bunu parçalayabiliyor mu? Parçalayamaz. Hiçbir şekilde zarar veremez. Biz bile zor zarar veriyoruz. Değil mi? Şimdi mesela ne ürünlerimiz var? Abi renk çeşitlerimiz var. Renk çeşitlerimiz bunlar galiba. Genelde zaten tik rengi dediğimiz bu renk var. Evet. Koyu gri var. Siyah beyaz dersin. Bir de açık gri'miz var. Açık gri'miz var. Aynen. Peki bunun garantisi kaç yıl? 5 yıl garanti veriyoruz malzemeye. Tamam. Ama yani maket bıçağıyla kesmediğiniz sürece ömürlük bir malzeme. Peki diyelim ki maket bıçağından kesildi ya da maket bıçağı gibi bir şeyle hasar gördü. Yama şurası gördü. Yapabiliyoruz abi. Ha, bunu buradan kesebiliyoruz ya da kesebiliyoruz. Ek yapabiliyoruz ya da yüzey içerini tekrar bunun zımparasıyla tozuyla doldurup evet. Tekrar kapatabiliyoruz yani malzemeyi. Anladım. Zemine yapıştırması da bozuklu oluyor. Bununla yapıştırıyorsunuz. Aynen, bununla zemine yapıştırıyoruz. Yani kaldırma şansınız yok zaten, zeminden kalkar diye korkmasın. Peki bu bostik dediğimiz kimyasal ne kadar zamanda bırakır, hani bırakırsa? Bırakma yaşamadık. Biz 5 yıl garanti veriyoruz ama 8 evet. Senedir kullanan tekrar 2 sene. Var. Daha hala o ilk günkü neyse öyle duruyor. Yanlış yapıştırmış, roketle evet. Daldık yani. Oo, baya baya şeyle. Şimdi mesela diyelim ki bir alevli bir şey değdi ya da sigara düştü üstüne. Abi sigara düştüğü zaman ufak bir zedeler burayı. Burayı ama şöyle bir sigara yanığı gibi şey yapabilir. Aynen öyle. Daha aynı zımparayı nasıl yaptırsan aynı o şekilde vurursak zımparayı altında zaten aynı malzeme çıkacaktır. Anladım. Yani zaten malzeme alev sürdürme özelliğine sahip. Alev korusun, sürdürmüyor. Aynen. Allah korusun tekne yandığı zaman evet. Bir yerde kalır, bir yerde tıkanır yani. Buradan alev alırsa burada kalır. Aynen öyle. Buradan kimyasalı sürüyorsunuz. Bir de şöyle söyleyeyim mi? Güncel hani fiyat olarak metrekaresi ne kadar? Abi her şeyi dahil yaparsak Türkiye'nin her yerine hizmetimiz var. Evet. 220 euro metrekare anahtar teslim fiyatımız. 220 euro. Tekneniz neredeyse geliyorlar, montajını yapıyorlar. Aynen öyle. Garantiyi veriyorlar ve gidiyorlar. Aynen öyle. Peki malzemeyi kendisi almak isterse? Abi diyelim malzeme ki adamın elinden geliyor. Yani malzeme olarak değil de şablon halinde veriyoruz genelde. Evet. Üstüne döşenecek alanı şablonu çıkartıyor. Evet. Bize gönderiyor. Biz bu şekilde plak haline getiriyoruz. Tık görseli nasılsa o hale getiriyoruz. Müşteriye evet. Gönderiyoruz. Bostiğini sürüp zemine yapıştırması müşteriye kalıyor. Onun da metrekaresi 175 euroya geliyor. Esasında çok da bir kar yok. Yani, en güzeli sizin gelip yapmanız. Uğraşmaya biraz daha. Tabii. Bu mesela köpük dediğimiz hani şimdi biz mesela bu çekimi yaptık. Ondan sonra adamın ya da profesörümüzün diyeyim hatta onun çekimini siz mutlaka görürsünüz şimdi bu çekimden sonra. Suni tik alırken neye dikkat etsinler? Şimdi siz bu işin duayenisiniz, evet. Üreticisiniz. Plastikten iyi anlıyorsunuz. Aynen. Yani şimdi size ulaşamadılar. Dolusunuz. Ya da birisi sivrildi. Başka bir yerden alayım dedi. Neye dikkat etsin? Abi şöyle, suni tikin iki çeşidi var. Yani ağaç kullanacaksa, önce ağaçtan gideyim. Evet. Ağaç kullanacaksa ireko kullanmasın. Ireko kullanmasın. Ireko çünkü 2-3 senede patlayan, çatlayabilen canlı bir ağaç. Deniz suyuna dayanıklı değil. Birmanya kullanabilir. Birmanya. Birmanya'nın metrekübü çok pahalı. Tabii.
Tamam. Suni tik kullanacağım dersen. Evet. İki çeşidi var. Biri sünger bazlı. Sünger bazlı. PVC bazlı. Bizimki şimdi PVC bazlı. Kompozit bir malzeme. Tam PVC de değil. Tamam. Bu malzemeye biz 5 yıl garanti veriyoruz. Heh. Ömürlük ama. Ömürlük. Diğer sünger olanı kullanabilir. Ama dediğin gibi kediler, martılar yolar. He. Hatta profesör dedi ki, profesörüme de selamlar buradan. O çünkü çok sıkı takipçilerimden. Ya dedi, o kadar güzel malzeme dedi. Kesiyorsun, kesiyorsun, kullanıyorsun dedi. Ya kesip kullanabilir tabii ki ama martılar da kesiyor. Martıların maması oldu. Kedilerin tırmık, tırnaklarını kaşıdığı şey oldu. Aynen. Yani bunda da yani en güzel sizi tercih etmeleri. Garantiyi veriyorsunuz. Aynen. Anladığım kadarıyla bizim yaptığımız ürünler gibi beyefendi 5 yıl garanti veriyor ama bu esasında ömürlük bir malzeme. Ömürlük malzeme. Hani çatlağı patlağı olabilir, herhangi bir kesi olabilir. Bunu buradan lokal değiştirme şansı aynen var. Zımparalayıp hani zaman içerisinde biz ön görüşme yaptık kendisine. Bu rengine dönüyormuş. Aynen. Ama zımparaladığınız zaman da şu altındaki ana kendi rengine, yani açık renge dönüyor. Yani bu şey gibi bir şey. Hani nasıl normal tike tatlı suyla yıkayaraktan bir aynen hani böyle zımpara demeyeyim de süngerin sert kısmından yaptığınızda rengini buluyor. Rengi. Bunda da telavisi mümkün. Sonuçta bir güneş yanığı oluyor. Güneş yanığı malzemenin kendi rengini koyulaştırıyor. Yakıyor daha doğrusu. Ama zımparayı kendimiz yapmıyoruz. Yani kendiniz de yapabilirsiniz. Biz zaten makineyi sonradan vurdurmuyoruz. Makine vurdurmuyoruz. Montaj yaptığımızda kendimiz makineyle atıyoruz. Evet. Daha sonra müşteri elle vurabilir. Yani bunun zaten su yolu belli. Evet. Yani bunu bu tarafa değil de bu tarafa doğru elle vurduğunuzda yani örnek veriyorum o da senede birdir yani ya da iki senede birdir. Çok gerekirse. Yapmak isterseniz. Genelde köpürdük, yıkayıp giden bütün lekeler gidiyor. Aynen öyle. Yani zımpara vurmasa sert bir yani süngerin hani arka tarafları var ya. Tabii tabii onlarla yapabilir. He, onlardan temizliği kolay. Aynen öyle. Mesela bununla önereceğiniz şey ne? Önermeyeceğiniz durumlar nedir mesela? Hani şöyle olursa böyle yapmayın. Hani mesela her seyirden sonra bir tatlı suyla yıkayın. Ya da ne bileyim hiç gerek yok. Yani yıkarsanız temizliği biraz daha uzun ömürlü gider. He. Ama yıkamazsanız da hiç problem değil. Ya işte bir sene sonra zımpara atarsınız elle. Ya da sert fırçayla köpürtürsünüz onu da haftada bir. Her gün çıkıyorsanız haftada bir, iki haftada bir. O şekilde yaparsanız sağlıklı olur. Ama hiç yapmadınız, hiç bakmadınız. İlla ki bir zımpara isteyecektir malzeme. Evet. Biz mesela 2-3 günde bir mutlaka çıkıyoruz normalde seyirde. Yani elimizden gelse tekneden inmeyeceğiz. Her fırsatta sudayız yani. Yani her dönüşte işte bir sert fırça hafif yıkarsınız. Sabuna bile gerek kalmaz. Tatlı suyla. Tertemiz olur. Tatlı suyla. O iyi. Tuzlu sudan arındırmak amaçlı. Tabii. Tuzlu su da zarar vermiyor zaten malzemeye. Herhangi bir yosunlanma bir zarar vermiyor. Ama tatlı suyla yapmak daha sağlıklı. Şöyle çalışmalarınız falan da var. Bunlar baya baya bir yani motif bir diyeyim. Hani işlemişsiniz yani resmen. Aynen öyle. Şöyle yaklaştırayım. Yani müşteri isterse zaten amblem de koyabiliyoruz. Logo da koyabiliyoruz. İsim de yazabiliyoruz. Müşterinin tercihine göre. Normal tip gösterimi neyse aynısını yapabiliyoruz. Evet. Bir de mesela sorarlar kaç milim kalınlığı bunun? 5 milim kalınlığı var malzemenin. Evet. 5 milimde her türlü yeterli oluyor. Zaten. Bunlar böyle bant şeklinde hani böyle birleşiyor mu? Aynen. Hani yani bakayım. Burada erkeğe var, dişisi var. Malzemeler birbirine biz yapıştırıyoruz, döküp birbirine birleştiriyoruz. Daha sonra kenar bordurları dönülüyor. Kenar parçamız var bir tane. Ya bu da öyle değil mi? Üst üste biniyor. O da aynı. Parke gibi galiba. Evet, parke evet. Aynen. Şunun aynı rengini düşün, böyle yan yana. Aynen öyle. Resmen bir işçilik var canım. Yani şimdi şuradaki ben deseni gördükten sonra yani onu yapmamız bir gün alır bir kişiye yani. Ne diyorsunuz? O zaman demek ki benim küpeşte maşallah. Yani orada biraz daha balık sırtı, işte kırlangıç verdiğimiz desen olduğu için biraz uğraştırır. Evet, evet. Şunda da var mesela öyle bir çıkışlar. Bu tekneyi bizim 4 kişiyle 10 gün falan uğraşmıştık. Bu teknenin arkası da vardı. Yani işçilik gerçekten zorlayıcı. Tabii. Bir faktör olabiliyor. Ama iyi işçilik, iyi sonuçta. Aynen. Yani hani şimdi evet bir işçilik, bir emek sarf ediliyor ama
Şimdi mesela ne oldu? Hani ben profesöre örnek gösteriyorum. Tik yaptıracaktı. Birisi kanına girdi. Suni tik yaptırdı. Hatta sünger yaptırdı diyelim. Kediler yedi, yaladı, yuttu onu, parçaladı. Evet. Martılar yedi. Bilmem ne yaptı. Ne oldu? Çöp oldu. Evet. Şey dedi sağ olsun bana. Keşke dedi tik yaptırsaydım. Aynen. Ben de keşke tik yaptırsaydım dedim. Hani şimdi sizden tanışmadık. Hani böyle bir konuyla da ilgilenmedik şimdiye kadar. Ama neyse şimdi en azından ilgilendik. Sağ olsun Fatih Bey yardımcı da oldu. Hani fikir de verdi. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hani bu konu hakkında bir üreticiden bilgi almak yani en doğru. Yani şimdi ben mesela bir ürün yapıyorum. Bana alıcı ya da kullanıcı sorarsa söylerim. Şimdi ben durduk yere neyi söyleyeyim adama? Hani karşıdaki firmayı kötülüğe gibi olur. Anlamsız bir şey olur. Ya bizim amacımız zaten kimseyi kötülemek değil. Biz malzemenin nasılını, doğrusunu anlatıyoruz. Biz de doğru kişiyi bulup doğru ağızdan doğru cümleleri hani almaya çalışıyoruz. Vallahi Fatih Bey çok çok teşekkür ederim. En azından biz denizciyiz. Bizden sonraki denizciler için hani düşünenler için hani şöyle böyle yapın falan. Yumuşak olan, suni itike benzeyen şeyi almayın. Makastan kes, kes yapıştır. Sen makastan kestiğin zaman kediler onu alıyor. Evet, şimdiki yayınıma son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiler kalın, kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Like diyoruz. Görüşmek üzere.